Günün üçüncü karşılaşması Galacticos Akademi ile Fire Emblem Akademi arasında gerçekleşecek. Galacticos Akademi'de mevsim finali iddiasını sürdüren takımlardan bir diğeri, onların 6 galibiyeti var. Ve günün ikinci karşılaşmasının ardından da mevsim finali potasıyla arasında 2 galibiyet var şu anda Galacticos Akademi'nin. Rakipleri Fire Emblem Akademi ise 4 galibiyetle matematiksel olarak mevsim finali şansı sürse de realist olarak baktığımızda mevsim finalini artık hedeflemeyen bir takım görünümünde. Galacticos Akademi'de tabii önemli yıldız potansiyeli taşıyan bir isim Kemba. Bu mevsim Akademi Ligi'nde en çok dikkat çeken oyunculardan biriydi ama mevsimin başındaki hype'ı mevsimin ilerleyen dönemlerinde Galacticos'un performansına da paralel olarak biraz azaldı gibi. Sen ne düşünüyorsun Kemba hakkında? Akademi Ligi'nden son dönemlerde çıkan nişancılara baktığım zaman o şeyi yansıtıyor bence. O yani akademiden çıkıp VFŞL'ye giden diğer nişancıların yaşamış olduğu hikayenin benzerini yaşıyor aslında bence. Çünkü bundan önceki örneklere bakalım benzer şekillerde çıkan. İşte atıyorum Raid veya Kaori. Akademi Ligi'nde performansı belli aralıklarla dalgalanıyor olmasına rağmen kalitesini gösterebilen oyunculardı bence. Bireysel anlamda. O da benzer bir şeyde gidiyor aslında şu anda. Benzer bir çizgide gidiyor. Ya açıkçası tabii Galacticos Vodafone Frizon Şampiyonluk Ligi'nde de çok iyi gidiyorlar. Ya ilk 2'de olacaklar gibi gözüküyor son haftalarda çok ciddi bir düşüş yaşamazlarsa. Ya onlar da birazcık daha durumları netleşse Kemba'yı bir ana ligde de denemek isteyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Ama orada Luger öyle bir standart koydu ki ortaya Galacticos adına, şu anda nişancı rolünden çok fazlasıyla alıyorlar aradıklarını. Bir de ikinci sırada ve kazanıyor olmalarına rağmen bir türlü koparamadılar üçüncüyle aradaki şeyi. O da var. Bir sıyırsalar ben de deneyebileceklerini düşünüyorum. Belki son hafta deneyebilirler ama son hafta çünkü böyle garantilerlerse evet. Evet. Tabii yani mevsim finali istatistikleri de bu haftadan sonra ortaya çıkacak. Olasılıkları daha doğrusu istatistikten ziyade. O olasılıklar da çok şeye gebe açıkçası. Ama bilmiyorum, mevsim başında sorsam Galacticos ve FSP Wildcats'i 2-2'de olacak der miydin bana Şampiyonluk Ligi için? Valla ben Galacticos demezdim. Wildcats'in bence ihtimal daha yüksekti. Ama onların işinde çok kolay olduğunu düşünmüyordum. Çünkü finale gittiklerinde finalde perişan olmuşlar. Evet, evet. Ve aynı gelişim ivmesini sürdürmek zordur. Bir noktaya gelen, ya belli bir noktaya kadar gelişmek kolaydır. Ondan sonraki sıçramaları yapmak zor olur ama onlar sonraki sıçramaları da aynı hızda yapmaya devam ettiler bu mevsim. Galacticos da bence çok iyi bir formül yakaladı kendileri adına. Bence kadro mühendisliği orada çok başarılı. Ama salt kadro mühendisiyle açıklanabilecek bir sonuç da değil bu. Kristol'ün de hakkını vermek lazım Galacticos'un as takımı için. Gerçekten seçim yasaklamalarda gayet iyi başladıkları karşılaşmayı da kapatmayı, oynamayı başarıyorlar. Kenzuke de bambaşka bir oyuncu oldu. Sezonun bir en büyük sürprizi. Etrafına doğru dörtlü konduğunda neler yapabileceğini gösterdi. Gerçi Luana eski takım arkadaşı ama onun haricinde yeni gelen parçalarla o kadar güzel bir uyum sağladılar ki. Belki de bence sezonun en büyük sürprizi bu arada bireysel anlamda. Pozitif yöndeki olanlardan. Negatif anlamda da acayip sürprizler var bu sezon ama tabii. Pozitif anlamdaki sürprizler de bence bir numara Kenzuka. Yalnız bence iki numara da Luana ya. Ya doğru. Takım tarafından kendisine biçilen o yalnız adam rolünü çok iyi yerine getiriyor. Ve geçen mevsimdeki oyun profilinden çok farklı bir profilde oynuyor. Üstüne üstlük bu sezon hani üst koridorların ne kadar adapte olmakta zorlandığını da gördük sezon içerisinde. Ama o sezonun başından beri daha iyi performans gösterenlerden. Evet, hakkını vermek lazım Luana'nın da. Tabii yani Galacticos'un Luger çok iyi oynuyor. Stefan Nikola ikilisi gayet iyi uyum sağladı. Kenzuke senenin sürprizi, mevsimin sürprizi diyorsun. Luana'dan bahsediyoruz. Bu takımın ikinci olmasına şaşırmamak lazım. Bence bu arada takımın en öncüsü Nikola. Öyle mi diyorsun? Evet. İlginç. Yani sezonun beşlisini alacak olsam hani koyar mısın deste? Şöyle, PBD de çok iyi sezon geçiriyor ama ikisinden birinin, yani takımın Galacticos'tan sezonun beşlisini alacağım iki kişi alacak olsam Luana ve Nikola'yı alırım muhtemelen. Kenzuke'yi o kadar güzelledin, ilk 5'e mi almadın? Evet, abi? Düşün. Nasıl bir mevsim geçiriyorlarsa. Seçim yasaklamaya dönelim istersen. Disco'nunu fenomenal şu anda sihirdar büyüleriyle Solokyo'ya selam çakıyor. Yapılıyor mu hala böyle Disco'nunu? Ben bayağıdır görmedim ama şu anda şey var Solokyo'da. Yani en azından benim oynadığım oyunlarda çaktırmadan inleme. Ha. Yani 2-11 bitirdim. Ha, şey, 2 tane de skor aldım ki sisteme yakalanıyor. Aynen. Ama yine de yakalanıyorlar ya. Yani. Kaçamıyorlar şu anda. Şimdi Lucian gelirse ilginç olur. Karma, Senna, Trundle. Diğer tarafta Ezreal, Bard, Sett, Renekton. Tabi Five Run'ın akademi tarafında metanın çok güçlü şampiyonları arka arkaya dizilmiş durumda. Şimdi Karma'nın nereye gideceğini göreceğiz ama
alt koridora gitmesi çok muhtemel. Sena ile beraber Renekton geldikten sonra Ornn gelmesi de çok muhtemel olur. Koridoru kazanmıyor olmasına rağmen Ornn oyuna etkisi o kadar büyük ki çok rahatlıkla seçebiliyor takımlar. Yalnız baktığında şu önceki seçtiği 3 tane şampiyonun güçlendireceği eşyalar arasında çok böyle müthiş bir potansiyel taşıyan bir eşya da yok. Burada vazgeçtiler ve Eko tercihi geldi. Eko orta koridor olacak Çöreko gibi gözüküyor. Yani kör zaten orta koridor seçmek zorunda kalacaklardı ama bu Eko mu olmalıydı? Ya, rakip takım Fafirun tarafında hiç yetenek gücü şampiyon olmadığı için biraz rahat seçmiş olabilirler. Yani normalde mesela Eko şeylere karşı çok zorlanır. Orta koridorda karşısında dövüşçü geldiği zaman, İrelia geldiği zaman, Camille geldiği ama zaman. Ama burada büyücü seçmek zorunda olduğu için Fafirun. Ama ya set giderse ortaya? Evet, o zaman bir de Fiddlesticks gelirse ormana ki Trundle hiçbir şey yapamıyor Fiddlesticks'e. Bakalım orman tercihi gelirse bu setin orta koridora gideceği anlamına gelir. Tabii Lucan'ın repertuarında var mı? Belli ki. Bu da bu arada çok rahatsız eden şampiyonlardan biri Eko'yu. Ama tabii ki diğer dövüşçüler kadar rahatsız edemiyor. Eşleşmelerde belirlenmiş oldu. Alt koridorda Senna Karma ikilisi göreceğiz. Oruç tutar mı burada Senna? Zannetmiyorum. Yok. Hiç gerek yok yani. Ha. Ama ya uzaktan dürtebilen ikililerden oluşan bir alt koridor olacak burada. Hem Ezreal Bard'ın dürtmesi hem Karma Senna'nın dürtmesi ama Karma Senna menzil avantajıyla yarım adım daha önde gibi gözüküyor. Bir de Karma'nın çok unutulan özelliklerinden biri. Karma'nın Mantra W'su oyundaki en iyi takas mekaniklerinden biri. Bütün oyundaki. Yani onunla yemlediğiniz zaman da çok farklı şeyler olabiliyor. Yani çok istediği şekilde gidebilir Galacticos Akademi'nin alt koridor ama diğer taraflardaki 2-2'lerde Galio genelde erken oyun 2-2'lerinde çok büyük etki sağlar. 2-2, 3-3'lerde. Ona nasıl cevap verecekler? Orayı görmek istiyorum. Çünkü Galio'nun işleri değiştirdiği bir durumda Senna güçlenemeden kaybedebilirler. Günün 3. karşılaşmasında Galacticos Akademi ile Fyron Akademi vadiye iniyorlar. 4 nala giden bir Kemba. Nasıl buluyorsun bu kostümü? Valla bu vahşi batılı kostümü güzel ya. Hoşuna gidiyor mu? Hoşuma gidiyor evet. Atmat da güzel. Yalnız bunun bu silahı ne abi böyle? Biraz yani. Abi bir de tekelle falan taşıyor. Saç yani. Ama maşallah yani Sena'da ne kol varmış. Benim en çok sevdiğim Kaan Kural'la yapmaktan en çok hoşta olduğum tartışmalar bunlardır. League of Legends'daki neler mantıklı neler mantıksız. Ya çoğu şey mantıksız zaten. Yani. Acaba bir video oyunu olmasıyla ilgili olabilir mi sevgili Alper? Mesela hikayeye göre Galio şu andaki bu şampiyonlardan 40 kat falan daha büyük bir şey değil mi yani? Evet. Ayrıca mermerden yapılmış olması lazım. Kostüm giydireceğiz diye tavuk kostümüyle giydirdim. Petrisit lütfen. Petrisit özür dilerim. Bu da yarışma sorusuydu. Evet. Kopyada verdiler zaten. Ben Silas'ın pasifinin adının olduğunu bilmiyordum Petrisit'in. Petrisit Burst. Türkçesi nasıl bilmiyorum ama burada Petrisit diye patlatması falandır. Benim bildiğim Petrisit diye bir taş yok. Yok zaten. League of Legends evreninde uydurmasyon evet. Ben ama Silas'ı tek dereceli daha biri oynayıp habire kaybettiğim için öğrenmiştim yeteneklerini. 1-10 muyum neyim yani? 1-10. Aha. Bir galibiyet 10 mağlubiyet mi ne? Ya adınız doktor, adınızın başında doktor olsa bile siz de 10 maçlık, ya yani 11 maçın 10'unu kaybedebiliyorsunuz. Silas olmuyor ya ormanda, olduramıyorum yani. Ama sen Twitter'dan da gördüğün kadarıyla bayağı bir ağlıyorsun oyunun şu anki konumuna ama oyunun şu anki konumuyla ilgili bir sıkıntın da yok senin. League of Legends'ın geneliyle ilgili hep bir sıkıntın var. Ben aslında oyunun şu anki konumuyla çok memnunum biliyor musun? Aa. Ormandaki şampiyonlardan memnun değilim. Ha tamam, yani memnun olmayacak bir şey buldun yine. Ha, o affetmem onu. Aynen. Şimdi reji bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Niye zoom yaptınız Trundle'a? Sen anca Trundle'la kazanırsın demek istiyor olabilirler bana. Ya da maçı anlatın ne yapıyorsunuz diyor da olabilirler. Bilmiyorum. Trundle'la da kazanıyorum bu arada. Trundle'la kazanılıyor çünkü. Trundle'la kazanılmasa 3. maçtayız. 3. maçta 2 defa... 3 defa mı tercih edildi? 3 oldu evet. Ha yok bir dakika. Geçen maç Nocturne set vardı. Nocturne set vardı doğru. Ya, Karma Senna. Karma'nın klasik Karma baskı kuruyor. Ortada da Galio kuruyor baskıyı. Alt koridorda bu arada Senna'nın erken dönemde bir minyon üstünlüğü yakaladığını görüyoruz. Senin de tahmin ettiğin üzere oruç tutmuyor bu Senna. Aç gibi minyonları temizlemeye çalışıyor şu anda ama yani dürtme potansiyeli de bu kadar yüksek bir şampiyon. Benim çok hoşuma gitmiyor bu arada ya farmlayan Senna. Niye? Diğer nişancılar kadar hasar olarak o şeyi sağladığını düşünmüyorum. Bu arada çok kötü oynadın Phenomenal orayı. Yani Luka bu arada Phenomenal'ın büyük minyonu almaya geleceğini öngörerek güzel bir kışkırtma attı rakibine. Yani burası Phenomenal'a fail'dan ziyade sanki Luka'ya bir iyi oyun olarak yazar. Üst koridora bir ziyaret gelecek bu arada Tumay'dan. Şimdi Azuzabi'yi yakalamaya çalışacak. Çifte güçlendirmesi de var. Azuzabi bu arada güzel kaçtı. Oo.
Hiç gerek yoktu aslında E'yi atmaya. Bir otomatik saldırı bırakması. Evet, ben de onu bekliyordum. Otomatik saldırıya gider diye. Çünkü pozisyon dışında kalmıştı zaten orada Azuzabi. Yani önünü kesmeyi başarmıştı orada Tümay. Yalnız çok soğukkanlı. Azuzabi burada bu baskından kurtulmayı başardı. Vivaldi alt koridordaki Yampiri yengeci alıyor şimdi. O da takıma Osman 1-2-3'ten sonra katıldı, hatırlayacaksınız. Tabii Galacticos adına bu galibiyetler çok çok önemli. Belirttiğimiz gibi şu anda ligde 6. sırayı Galatasaray Akademi ile paylaşıyorlar. 6 galibiyetleri var ama onlar 5 maçlık bir mağlubiyet serisindeler Alper. Geçtiğimiz hafta bu arada onlar da 1907 Fenerbahçe ile karşılaştılar. Ve 2 tane çok uzun mağlubiyet serisinden hangisinin devam edeceğine karar verilen karşılaşmayı kaybederek mağlubiyet serilerini uzattılar. Yani bu maçta mutlak galibiyet parolasıyla çıktılar. Eğer ki mevsim finali istiyorlarsa ligin nispeten alt sıralarında bulunan bu rakibi yenmeleri gerekiyor. Aksi halde mevsim finali onlar için bir hayale dönüşecek. Ama maçın da çok iyi başladığını söyleyemem onlar adına. Maç fena bir takas yapmadı burada Azuzabi ama özellikle orta koridoru hakimiyetini kaybettikten sonra maça dönmek çok zor olabiliyor ve Galio birazdan 6 olacak. Onun 6 olmasıyla birlikte Set Galio ikilisi bir yerlere bir şeyler deneyebilirler. Benim ilk adayım üst koridoru olması yönünde. Galio bu arada oyunun şu dönemlerinde de minyon sayısıyla göz dolduruyor. Sen bu potansiyelden bahsetmiştin. Luka da bu karşı tercihi esasında, çünkü ya karşı tercih olmasının sebeplerini de anlatmak ister misin Alper? Ben ve benim gibi bu konu hakkında çok fikri olmayan izleyicilerimiz için. Abi bir kere en büyük karşı tercih olma sebebi Galio'nun üzerinde görmüş olduğunuz o mor kalkanı. Büyük kalkanı o Galio'nun. Pasif olarak Galio'ya gelen bir kalkan o. İkinci karşı seçim olmasının sebebi bu işte. Sen YouTube videosu mu çekiyorsun şu anda, ne desen oluyor? Bilmiyorum. Önce mor kalkan dedin, kalkanı gösterdi. İçeri girip kışkırtmayı gösterdi. Tabii bir de menzilsiz bir şampiyon olduğu için Eko ve içeri girmek istediği için yanına yaklaşan hedeflere karşı ya kışkırtma, Galio'nun kışkırtması ondaki en iyi kışkırtmalardan bir tanesi zaten. Hatta bence en iyisi. Çünkü alanı çok geniş. Ya bu arada Türkiye Spor izleyicilerinin çok yakından tanıdığı bir kalkonu Vietnam temsilcilerinin elinde bizi az turdan etmedi Galio. Yani ben çalının içinden sıçrayla içeri giren oyuncuların görselleri gözümün önüne geliyor bazen. Geceleri uyanıyorum kabuslarımda. Şimdi ormanda bu arada yakalanan isim Vivaldi gibi gözüküyor. Phenomenal'da en azından bir paralel yakınsamayla destek olmak istedi. Sıçra attı yalnız Vivaldi oradan. Şimdi oraya gelen Second Date Berke Barış'ı yerine sabitlemeyi başardı ama onun da oradan çıkması gerekecek. Tek tek gelen Galacticos oyuncuları orada fazla bir hasar veremeden çıkmak durumunda kaldı. Tumay o çalıdaki totemi aldıktan sonra Keskin Gagalar'ın kalanlarını da rahatlıkla alacaktır. Vivaldi'nin oraya bırakması lazım. Tersten yan Second Aid'in bir kez daha geldiğini görüyoruz. Buzdan sütun da kullanıldı. Paralel yakınsama da geliyor orada. Sersemet'le de gelecek. Şimdi yalnız Galio ultisi. Çok güzel geldi ve ilk düşen Vivaldi mi olacak? Tumay'ın canı çok az. Tumay orada düşmeli. Phenomenal. O skoru alacaktır gibi gözüküyor. En kötü ihtimalle yolda yakalayan Azuza bir rakibini temizleyecek. Luka da kulelerden birer ikişer hasarlar almaya devam ediyor. Luka belki oradan çıkıyor ama Berke Barış o kadar şanslı değil. Galacticos ilk kanı vermesine rağmen iki skorla beraber toparladı. Ve buraya Azuza bir ışından kullanarak gelirken TARDIS'in buralı olmaması da belki bu skorların alınmasına sebep verdi. Niye gelmedi onu anlamadım ama. Üstteydi, eşyalarını almıştı, ışınlanı vardı. Çok güzel de pozisyondu bu arada. Yani rakip takımın göbeğine girmiş bir Galio. Sıçratmayı da tutturabilmiş, sonrasında kışkırtmayı da tutturabilmişti. Second Date Andariyeli yerine sabitleyecek. Tabii minyonlar orada Andariyeli az da olsa bir koruma sağlıyor ama yeterince iyi bir koruma sağlamadığını fark etti gibi gözüküyor. Önüne gelen Sunak yalnız Andariyeli'nin canını kurtardı. Kemba ise biraz fazla inanmasının cezasını burada skoru vererek ödeyebilir. Fena oynamıyorlar bu arada burayı. Ama Balyoz gibi son hasarın verilmesini sağladı. Bir de isabet dalgası. Karma kaçmış belli ki oradan. Kameralar üst koridora döndü. Karşılıklı ultiler kullanılmış. Azuzabi düzeltiyorum. Ultisini rakip ormana yaptığı ziyarette kullanmıştı. Skor çıkmayacak buradan ama üst koridorda TARDIS'in de ultisini almayı başarırken bunun için canının yarısını kaybetmiş Azuzabi. Burada TARDIS'te vampire asa var. Yani uzun takaslar şu anda onun istediği durumda. Ya Azuzabi tabii rakip ormana attığı ışınlandan sonra idealden uzak bir geri dönüş zamanlamasıyla üst koridora koşmak zorunda kalmış. Eşyalarına baktığımızda yakut kristal, dokuma zırh ve bot var. Diğer tarafta daha iyi bir alışveriş yapan TARDIS, senin de söylediğin gibi uzayan takaslarda ufak da olsa rakibine kıyasla bir üstünlük yakalamış durumda. Orta koridordaysa
Galio dehşet yaratmayı sürdürüyor. 20 milyonluk bir fark açmış rakibine. Acayip seviyorum Galio'yu ya. Herhalde şampiyon olarak evlatlarımı alsam onu Galio'yu alırım. Öyle mi diyorsun? O kadar yani. Ya orman dönülmüyor ama değil mi? Yok. Denedim olmuyor yani. Denemeyin. Ya onu da yapsa zaten büyük sıkıntı. Onu yapsaydı ben habire Galio oynuyordum. Hiç mümkün değil bırakma. Çok abi çok eğlenceli şampiyon bu arada ya. Hiç öyle gözükmüyor yalnız dışarıdan baktığımda. Ya bu arada yapılan değişiklik de Galio'nun ultisindeki herkesin o kalkanı alması da çok büyük buff aslında. Aynen öyle. Az önceki gibi üçlü dörtlü yani üç kişili dört kişili takım savaşları çok etkin hale gelebiliyor. Bu arada alamet ve ejder takası gerçekleştirildi takımlar tarafından. Tumayor da alameti aldı. Ejder de Galacticos Akademi tarafına gitti. Yalnız Tumay burada maviyi çalarak da fena bir iş çıkartmadı. Şimdi Eko'ya rakibin mavisini vermeye çalışacak Trundle. Burada çalının arkasında bekliyor. Şimdi çıkacak bir kule altı denemesi geliyor. Tabii Ezreal Bard çok kolay bir ikili değil bu kule altını denemek için. Berke Barış'ın da ultisi var bu arada. Kullanması gerekecek mi acaba? Işınlan da geliyor oraya. İsabet dalgası boşa gitse de Vivaldi'nin canı çok az. Vivaldi düştü. Bu kule altı denemesinde ilk skoru veren kule altını yapan Galacticos oluyor. Galio. Bu arada Galio'dan güzel bir ulti geldi yalnız. Oradan ultisiyle çıkmayı başardı Ekko. O kadar şanslı olmayan iki isim Kemba ve Second Date. Fiveron'in burayı da gayet iyi oynadı. 1300 altında öne geçtiler. 5 mağlubiyetlik bir seriden buraya geldiklerini söylemiştik. Bu maçı da kaybederlerse mevsim finali hayalleri az çok bitmiş olacak. Şimdi Uskordar da Azuzabi yine kaçmayı başardı. Bu maçta bunları çok iyi yaptı Azuzabi. Bu arada acayip beslenmiş bir bard var maçın içerisinde. Ne kadar korkmaları gerekiyor bilmiyorum ama. Ellerinde kaçma mekaniği olmayan bir nişancı var ve bard yani şu son dönemlerde bardlar baya bekleme süresini azalmaya yatırım yapıyorlar. Ki sürekli ulti atabilmek için. Hatta son dönemlerde Aphelios'un olduğu maçlarda direkt seçilmeye başlandı Bard. Tamamen hani her ulti geldiğinde çıkıp bayağı düşürebiliyorsunuz bu arada. Gerçi şu andan ikinci runlarından kırmızı tarafı aldım onu bilmiyorum ama orada da ulti avcısını alıp ultinin bekleme süresini bayağı 40 saniyeye kadar falan düşürüp sürekli atıyorsunuz Aphelios'un üzerine veya kaçma mekaniği olmayan bir nişancının üzerine ki sıçrasıyla rahat rahat pozisyon alamazsın. Bakalım öyle bir eşya zeminden yürülecek mi Berke Barış? Şu anda ama ilk tercih kefaret olacak gibi. Bakalım bu altını ne tarafa doğru yönlendirecek? Bir yandan da tabii Bard'ın olduğu takımlarda rakibe Vadi'nin alameti kaptırmaktan pek korkmadığını görürüz. Burada yalnız Fiveron'un hem Vadi'nin alametini kendisi aldı hem de Bard ultisi avantajına sahip gerektiğinde kullanmak adına. Yine Fiveron'un adına iyi giden şeylerden bir tanesi de mavi güçlendirmeyi fenomenal'a kaptırmadılar. Tümay önce rakibinin mavisini çaldı ardından kendi mavisini de Luka'ya hediye etti. Şimdi Galio'nun aşağı yaklaştığını görüyoruz senin de söylediğin gibi. Galio'nun ultisi yok. Dolayısıyla çok havalı bir giriş yapamayacak muhtemelen bu savaşa. Dizginsiz büyük kitabından bu arada hayaleti kullandı. Şimdi sıçraya dönüştü. Şifası da var ama Kemba Tumay'a düşüyor bu arada. Bard'da ultisini kullandı. Fenomenal'ın başı dertte olabilir. Fenomenal'ın ultisi var gerektiğinde kullanmak adına. Ama Fiveron'in yine istediğini aldı. Rakip nişancıyı aradan çıkarttılar. Ve bunun için Galio'ya bile ihtiyaç duymadılar. Şimdi bir de Galio orta koridora da erken gidecek. Daha hızlı koridoru ittirecek. Ve bütün bunlar oldu. Eko sürekli minyon kaybediyor orta koridorda. Ve bunun karşılığında da hiçbir şey alamıyor. Aynen öyle. Bakalım o alametle şimdi deneyecekler mi? Çünkü bunu yapabilirlerdi. Galio tekrar ettikten sonra ultisi dönmüş olacak çok kısa bir süre sonra. Ama henüz denemediler. Onlar da Ezreal'ın eşya almasını istiyor gibiler. Ve orta koridorda Luka'yı karşısında gören Phenomenal canının yarısını kaybetti. Zaten %80'deydi buraya geldiğinde. Yani Luka şu ana kadar canını okuyor rakibin. Yalnız herhalde benim yani rollerinde en sevdiğim 3 şampiyonun 3'ü de var. Galacticos tarafından. Evlat spor. Evet. Galio, Ezreal ve Bard. Hani diğerlerine ne koy... Camille koyardım muhtemelen üst koridora. Camille ya da Cannon. Peki. Benim rüya kadromda. Ormanda şüpheliyim ama ya. Ormandaki şu anda hiçbir şampiyon değilsin. Ormanda tarafsız sevmiyorum. Bakamıyorsun ya Alper. Evet. Muhtemelen ondan. Ama yani tabii ki Camille ve Galio'nuz varken Olaf her zaman iyi bir tercih olur. Stratejik olarak düşününce. Ki zaten set de aslında o gillerden, o aileden diyeyim. Valla Olaf'tan oyun sonunda potansiyeli daha da yüksek olan bir şampiyon olması itibariyle bu arada alt koridorda Vadi'nin alameti biraz zaman sıkıntısı sebebiyle erken aktifleştirildi. Işından geliyor arkaya. Kulenin alınması için yeterli olmayabilir ve ışından da gelecek. Tumay'ın o kapıya gidişi
mümkün olacak sıçrasını kullanarak. Azuza bir ultiyi kullandı ama dürtülmeye devam ediyor. Luka da geldi oraya. Phenomenal içeri girdi. Güzel sersemletti rakibini. Bard ultisi Galyon'un rakiplerini havaya kaldırmasını engelledi. Orada ufak bir senkronizasyon problemi. Yine de Fibron'un ekibini oradan çıkartmak için yeterli bir sekans bu. Berke Barış da üzerine sunağı koyuyor. Önüne sunağı koyuyor. Cehennem prangasından da kozmik yolculukla çıkmayı başardı ama bir anda kendisini çok kötü yerde bulan Tümay. Savaşı bitiren hamleyi de yapmış oldu ama TARDIS bütün bunlar olurken üst koridordan barikatları temizlemeyi sürdürüyor. Senkronize olmayı başarsaydı burada Fiverr'ın tarafı muhtemelen 4'e 5 kazanacaklardı savaşı. Evet, yani bu savaş 4'e 5 bir savaş gibi gözükmedi pek. Bu gene de en nihayetinde kazanmış oldular. Luka canını okudu fenomenal. Şu anda Galyon neden iyi bir seçim olduğunu gösteren bir maç oynuyor. Ve bu arada Phenomenal da ligin aslında fena olmayan oyuncularından. Ya bu bir yetenek farkından ziyade uygulama farkı ve şu ana kadar Luka müthiş bir uygulama sergiledi. Maçın içerisinde de çok büyük etkisi oldu. Ya 3000 altınlık bir fark var arada. Kule alınmadan oluştu bu 3000 altınlık fark ve sadece 3 skor fark var arada. Yani 1000 altın desek 3 skorda asistleriyle beraber 2000 altını tamamen hani büyük oranda alt koridordaki fark, orta koridordaki farkla oluştu, düzeltiyorum. Ejder'e başladılar. Galacticos cevap vermeye niyetli gibi gözüküyor. Kemba da hemen görünmez hale getirdi ve bir anda ejdere başlayan taraf Galacticos'a dönüştü. Orta koridor önceliği kimde? Orta koridor önceliği şu anda Galacticos Akademi'de gibi gözüküyor ama %50 kazanan Tümay oldu. Bir de oradan güvenliğe doğru uzaklaştı. Harika oyun. Ortada da ölmediler. Luka da ölmedi. Fiverr'ın adına harika bir sekans yaşandı burada. Ve %50'nin kazananı da Tümay oluyor. Artık bundan sonra Fiverr'ın tarafı tamamen hani ejderleri ne yapıyorsanız yapın deyip onlar savaş odaklı oynayabilirler. Yani rakip ejderi odaklanırken onlar rakiplerini kesmeye odaklı bir oyun oynayabilirler. Ya en erken alev ruhunu 30. dakikada görebiliriz ki oldukça uzun bir süre bu. Ki 30'da bırakmadan aldıkları üstünlükle ve şampiyonlarını takım savaş kuvvetiyle birlikte 30'da bırakmadan maçı kapatabilecek şampiyonlara sahipler. Ki tahminen bir 5 dakika içerisinde hepsi en güçlü konumlarına ulaşacak. Tümay'dan şimdi de orta koridoru ziyaret. Phenomenal kendine doğru çekmeyi başardı. Galio ultisi burada kimse Yavaş çatamayacak. Yalnız Vivaldi geldi oraya. Geri dönüş savaşını yapmak istiyorlar. Balyoz gibi tabii Tümay'a çok ciddi bir kalkan kazandırdığı için devam etmek istemeyeceklerdir. Phenomenal'ın ultisi yoktu az önce bu arada. Bu savaşın çıkmasının sebeplerinden bir tanesi de Luka'nın kışkırtmasından da güzel kaçıyor. Şimdi Galio'nun Zonya'sı ve Renekton'un mahvolmuş kalanın kılıcı bittiği anda acayip kuvvetli olacaklar. Bir savaş daha çıktı bu arada Yampir Yengeci'nin etrafında. Vivaldi orada canı çok azalmış olmasına, üzerinde bitkinlik de var. Güzel bir ulti geldi. Setten bu skorun alınmasını sağlayacakmış. Pek öyle gözükmüyor. Şu anda Luka son vuruşu gerçekleşti. Vivaldi'yi de sıçrası kovalayacak var mı? Sıçrayı kullanabilir, senin de söylediğin gibi. Luka sıçrayı kullanıyor. 2'de 2'yi yapıyor. Savaş yerlerinde kullandı orada ve harika oyununda 5. skorunu almış oldu böylelikle. Berke Barış bu arada rakibini yerine sabitlemeyi başardı ya, sonrasında sersemletme gelmedi. Düzeltiyorum, Zonya'ya sokmayı başardı demek lazım. Şimdi savaşın istemediği kısmında kalan isimse Berke Barış ve oradan uzaklaşıyor. Bu arada kefaletlerine Şurelia'ya yöneldi o da. Muhtemelen tahmin ettiğim gibi sürekli ulti atan moda yönelmek istiyor. Azuza bir bu takası istiyor mu çok emin değilim. Sahip de aktifleşiyor. Yalnız karşında Aatrox'a kendi ultisini kullanıyor. Cellat var Renekton'da. TARDIS ne bu oluyor arada? Ufak bir istemci bug'ı diye tahmin ediyorum. Çok güzel görüntüydü ama hoşuma gitti. Yerinde bıdık bıdık koşmaya çalışan Renekton, güzel bir görüntü. En nihayetinde oradan uzaklaşmayı başarıyor. Ya karşılaşma şu anda Fiverr'ın istediği gibi gidiyor. Ruh tehdidini ortadan kaldırdılar çaldıkları ejderle. Galio harika bir oyun geçiriyor. Ezreal yine güçlenmeye devam ediyor. Öte yandan Senna'nın güçlenişi Ezreal'ınki kadar hızlı değil. Ya sanırım içlik deneyini de çok erken bitirecek. Yani neredeyse bir tam eşya önde şu anda Galio. Ve aldığı iki eşya, yani en önemli iki eşyasını zaten almış durumda. Roket kemer ve Zonya ile birlikte. Ki bu savaş özelinde, yani bu kompozisyon özelinde Zonya ekstra daha önemli onlar için. Galio'nun güçlenmesi hakkında neler söylersin? Var. Tipik yetenek, tipik orta koridor şampiyonları gibi ekstra güçlenmiyor aslında ama Galio'nun o tehdidi sürdürebildiği sürece, yani birini yakalığında tek atabilecek potansiyeli sürdürdüğü sürece hiçbir problem yok ki bunu da oldukça uzun süre sürdürebiliyor aslında Galio. Bir de 5-0-1 başladığı bir karşılaşmada da oyun sonunda etkin olacaktır. Yani zaten altınlar boşa zaten gitmeyecek. Kısa menzilli bir kompozisyon oynadığı için, yani şöyle normalde Senna ve Karma uzun menzilli şampiyonlar ama kompozisyonun kalanı kısa menzilli olduğu için Galacticos tarafından kısa menzilli kompozisyonlara karşı her zaman iş yapar Galio. Yetenek setinden dolayı.
Şimdi alt koridora gelen ışınlan sonrasında TARDIS henüz bir rakip bulamadı kendine yalnız. Şimdi arkada Luca yine rakibini yakalamış. Kışkırtmayı kullanmıştı yalnız şu anda. Şimdi gelen isabet dalgası işleri kolaylaştırıyor. Luca ezip geçiyor. Dizginsiz büyük kitabıyla da burada sanırım bir çarp attı rakibin üstüne, emin değilim. Second AT yakalamayı başardı Berke Barış. Ezreal da gelecek oraya. Galaktikos adına çok önemli geldi. Bir karşılaşma dedik ama işler hiç istedikleri gibi gitmiyor. Kule altında arka arkaya skorlar. Phenomenal'da alabilecekler mi cevap? Evet. Bir tek Azuz abi hayatta kaldı. O da üst koridor kulesine yarı cana indirmiş ama karşılığında o kadar ciddi kaynaklar kaybettiler ki Five Run'un ekibi. Matematiksel olarak şansımızı sürdüreceğiz diyorlar. Aynen öyle. Sınırları zorluyorlar ve çok da iyi bir gösteri sunuyorlar şu ana kadar. Yani koridoru kazan, maçı kazan stratejisini bu maçta çok iyi gösteriyorlar şu an. Özellikle orta koridorda. Çok ciddi bir üstünlüğe sahipler orta koridorda. Morello'ya gidiyor direkt. Şişlikle ne falan da gitmiyor. Ben artık daha fazla vuracağım. Bu biraz diyor. Aç gözlü bir eşya dizilim mi peki? Yo, bu kadar öndeyken değil yani. Şu an çat diye şapkaya falan gitse. 1.5 eşyadayken. Şu an çat diye şapkaya gidiyorsa evet biraz aç gözlü olabilirdi ama. Ve agresif bir ışınlan daha Ejder'i geliyor buradan. Andriyel de oraya yaklaştı. Ejder kısmında önce kırmızı güçlendirme ardından Ejder, yani altın olarak o kadar öndeler ki Galacticus'un kafa kafaya 5'e 5 kazanma ihtimali neredeyse yok. Tabi bu arada ışınlan konusunda da yani Galacticus'un belki 3 ışınlanı var ama Five Run'un da 2.5 ışınlanı var. Artı Galyon'un hatta 3.5 ışınlanı var diyeyim. Galyon ara ara alabildiği için. Galyon'un dizginsiz büyük kitabı da var. Ve Alev Ejder'i de başladılar. Şimdi arkada Berke Barış biraz dikkatle atıyor. Ve bir kez daha Tumay Ejder'i rakibine kaptırmadı. Tabi içeri girecek fırsatı bile olmadığı için Vivaldi'nin çalma imkanı yoktu. Ama 20. dakikanın içindeyiz. 6500 altınlık bir üstünlük. Galacticos'un önlenemez çöküşü bu maçta da devam ediyor Alper. Bilmiyorum kaybederler mi maçı. Yüksek ihtimal gözüküyor kaybetmeleri. Gidişat çok önde. Tumay. Azuz abi bu arada Tumay'ı yakalayacak. Şimdi Tumay güvenliği Luka da buldu. Baya güvenlik ya. Çok çok güvenli. Yani hepimiz. Yani hiçbir şey yapamasa şifa atar öyle diyeyim. Hepimiz onun kanatları altında güvende olabiliriz. Şu anda Baron'u zorlayabilirler bu arada. Kompozisyonlarının tek büyük problemi kuşatma konusunda çok zorlanacak olmaları. Çünkü Ezreal'dan başka kuleye vurabilecek bir şampiyonları yok. O yüzden Baron'a odaklanabilirler. Tabi Baron'a odaklandıklarında da Baron'dan ziyade savaşmak için gidecekler Baron'a. Baron'u almaktan ziyade Baron'u yemlemek birazcık daha orada taktik gibi gözüküyor. Şimdi Vivaldi yalnız burada yakalanırsa işleri çok çok kolaylaşır. Sersemletme tutmayacak. 7000 altınlık bir üstünlük. Ya özellikle Galio gibi çok ekstra istatistikler ekleyebilen bir şampiyon varken bu altın üstünlüğünün üstesinden gelebilmek çok zor. Ya işin kötü yanı Galacticos adına net bir galibiyet koşulları da kalmadı. Yani ayrı kittirme yapamıyorlar. Takım savaşında zaten daha zayıflar şu anda. Aslında hani eşit gidiyor olsa belli oranda savaşabilirlerdi. İşte Karma'dan gelen kalkanla Senna'nın iyileştirmeleriyle vesaire bir şekilde dayanabilirlerdi ama yani bir, herhangi bir galibiyet koşulları işte şey olabilirdi, Ejder Ruhu olabilirdi. O da kalmadı. Başka bir galibiyet koşulu kalmadı. En sahip olmak istemediğin kazanma koşulları kaldı. Rakibin çok büyük bir hata yapması. Evet. Ve Five Run Akademi'nin şu ana kadar sergilediği oyun düşünüldüğünde o hatanın gelme ihtimali de oldukça düşük gözüküyor. İkinci vadinin alameti de oldukça geç aktifleştirildi ama çok ciddi bir katkı alacaklar buradan. Yalnız şimdi Tumay'ın başı derde girebilir. Phenomenal çekemedi orada kendisine yalnız. Sihirli yolculuk orada o ikili güvenliğe yolluyor. Şimdi ulti de geldi Bart'tan. Luka da ultisini kullandı. Yine Bart'la Galio arasında ufak bir iletişim kopukluğu diyelim artık. Ve TARDIS arka tarafta bu savaşta ilk düşen isim olmak üzere derken mi? Öyle bir can yeniledi ki Ezik katiliyle. Renekton 10 candan 500 cana anında çıkmayı başardı. Ve bu altın farkının çok cezgilediği savaşı kazanan taraf Five Run Akademi oldu. Belki de uygulama olarak maçın başından beri en kötü oynadıkları savaştı. Ama ona rağmen ama kazandılar. O krediyi yakaladılar. Yani 7000 evet. Altın fark attığınızda bu hataları yapabilecek krediniz oluyor. Ve o hatalara rağmen altın farkı 9000'e çıktı. Biliyorsun da Baron gelecek. Gerçekten Five Run Akademi açısından oldukça etkileyici bir performans şu ana kadar. Vivaldi hayata yeni döndü. Bu Baron hakkında söyleyebileceği pek fazla şey yok Galacticos Akademi'nin. Belki Phenomenal aradan bir skor çıkarır mıyım diye bakıyor olabilir. Second Date de geldi oraya. Düşen büyü dirençleriyle beraber orada bir şeyler çıkartabilecekler mi? O da pek mümkün gözükmüyor. Belki Tumay burada. O da sihirli yolculuğa binmeyi başardı. Luca arka tarafa doğru çıkabilecek mi? Bekleme süreleri ne durumda acaba?
Baron alanında yakalanan Luka'nın düşüşünü göreceğiz mi? Düşürmeyi başardılar sonunda ama isabet dalgasıyla geri dönüş skoru. Bu arada 1000 altın Luka'nın ödülü rakiplerinin cebine girdi. Ama ne kadar, ya o kadar önde ve kuvvetli ki orada bile, yani sıkıştığı bir alanda 1'e 4 pozisyonunda bile takımına bir skor daha çıkartmayı başardı takımı adına. Şimdi tabii biraz bekleyecekler. Galyon'un doğmasını, Luka'nın doğmasını. Ondan sonra çok kolay bir kuşatma olacak. Çünkü savaşamaz yani Galacticos tarafı. Ayrı kitlemeye de hiç ihtiyaçları yok ki az önceki savaşlar Renekton'un da ne kadar uzun süre hayatta kalabildiğini de gördük aslında. Ya burada Baron güçlendirmelerini koridorlara vermek bile kendi içinde yeterli olabilir. Tumay bu arada 1 dakika sonra çıkacak olan 3. Alevejleri de yalnız başına alabilir bütün bu baskı sürerken. Şu an ama arama çevirmekte hiç problem yok. Çevirebilirler çok rahatlıkla. Ya Fyfron'un akademinin önünde sınırsız opsiyon var. Hangisini kullanmaya karar verecekler acaba? Tabi bu takımın ligde şu ana kadar sadece 4 galibiyeti olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla onlar adına kendilerinden yukarıda bulunan bir takımı yenme açısından önemli bir mücadele bu. Böyle oynamıyorlardı ama önceki maçlarda. Evet, evet, böyle oynasalar zaten 4 galibiyet de kalmazlardı. Ya tabi bir yandan Galacticos'la ilk karşılaşmalarını böyle oynamıyordu. Onlar tarafında olumsuz bir ivme varken, aşağı doğru bir ivme varken Fyfron Akademi tarafında yukarı doğru bir ivme var. TARDIS bu arada Phenomenal'ı yakaladı. Yani Ekko'nun karşısında kim gelse bayram ediyor şu ana kadar. Regano bilmiyorum farkında mısın ama yaklaşık sanırım 10 dakikadır falan Ekko'nun üzerine aynı eşyalar var. Evet. Evet. Hala Liç Boğan bitecek yani. Korkunç. Yani kolay bir oyun geçirdiğini söyleyemeyeceğiz burada tabii. Phenomenal'ın. Second Aid bu arada bulacak TARDIS'i orada. Sersemletme tutacak mı yalnız? TARDIS'in sersemlemekten korkusu yok çünkü Galio! Galio kurtar bizi dediler. Yine iki kişiyi kışkırtmayı başardı. Luka tek başına bu karşılaşmanın kazanılmasında çok büyük pay sahibi olacak eğer ki maçı almayı alırlarsa diyelim. Ki çok yüksek ihtimal gözüküyor. Çok yakınlar maçı kazanmaya. Arada Ezreal skor aldı. Görmediğimiz noktada Kemba bu oyunda 5. kez düşüyor. Yani Galacticos oyuncuları özellikle orman orta koridor ve alt koridorda 18 kez düştüler 4 oyuncu. Ya bu arada zannetmeyin ki Azusa bir tek başına ayakta kaldı. O da pek savaşlara katılmayı tercih etmediği için o kadar ciddi bir ölüm sayısına sahip değil. Onun tabii üst koridorda kurtulduğu bir iki tane ciddi baskın vardı. Orada krediyi hak ediyor ama kolektif performansı olarak bakıldığında Fyfron'un akademi vadiyi dar etti rakibine adeta. İki inhibitörde gitti. Hala Baron güçlendirmesi var. Bitirmeye oynayabilirler şu anda. Ama daha güvenli olan seçime yönelirler. Ben bu arada takımların bu tarz durumlarda denemesini daha mantıklı buluyorum. Niye? Artık. Riske ne gerek var? Risk değil. Çünkü şu anda o kadar öndeler ki risk olmaktan çıkıyor durum. Ya şu 5 dakika sonra oyun bitecek. Galacticos Akademi'nin geri dönüş şansı sence ne kadar bu oyuna? Yok. 0. Peki cebinde bu kadar altın varken Nexus'u zorlarken ölsen bu şans ne kadar olur? Biraz daha artar değil mi? Ne gerek var? Ben ölebileceklerini düşünmüyorum işte. Şöyle bu arada oyunlar o kadar keskin değil Akademi Ligi takımları. Tabii ki. Dolayısıyla o keskinlik yokken... Ama işte bunları yokken, yapa yapa keskinleşecek. Doğru söylüyorsun ama ben de 4 galibiyeti olan ve mevsim finali şansı matematiksel olarak devam edecek bir takım olsam bu riski almazdım. Belki 1. hafta, 2. hafta da alırdım, oyunum gelişsin derdim ama bu noktada çok eleştiremeyeceğim açıkçası. Çünkü bu galibiyetin önemi galibiyet kolonuna gelen artı birden daha fazla Fyfron'un için. Zaten yanlış olduğu için söylemiyorum. Yani ama ben olsam yapardım diyorsun. Yanlış, aslında yanlış bir durum yok. Birden fazla doğru var sadece için içerisinde. Şimdi alt koridordan çok daha standart bir şekilde second date yakalamayı başaracaklar. Luka da içeri girdi. Galiba Luka'nın geldi. Sıçra kışkırtmasına yakalanan isim o noktada. Düşen isim de oluyor. Vivaldi'yi çok rahat şekilde aradan çıkartmayı başardılar. Azusa bir hayatta kaldı. Ekko da ultisini kullanıyor bu arada. TARDIS arkada iki kişiyle uğraşıyor ama yine düşürmeyi başaramayacaklar TARDIS'i. Renekton o kadar tank ki can çalma eşyalarıyla da beraber hayatta kalıyor. Az önce belki ufak bir olasılık olabilirdi kaybetmeleri üzerine Fyfron'un akademinin ama çok daha güvenli olanı ve doğru olanı yaptılar. Luka bu arada bu oyundaki iyi performansını bir kışkırtmayla daha taşlandırıyor. Azuzabi'yi de alabilecekler mi? Azuzabi'yi almaları mümkün olacak mı? Pek mümkün gözükmüyor ama Kemba onun yerine TARDIS'e düştü. Ve 23'e 7'lik skorla Fyfron'un akademiyi bu mevsim 5. galibiyetini alıyor. Bu onlar için çok önemli bir galibiyet. Fyfron'un akademiyi tebrikler.